Retro Hill'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta öyle bir neden tutmadı bölümü yapacağız ki yani öyle bir film var ki bu sefer karşımızda bütün dünya insanları sanki böyle fikir birliği etmişçesine bu film asla gerçekleşmemiş gibi davranıyor. Yani yönetmeninden oyuncularına popüler sinema meraklılarından efendime söyleyeyim youtuberlara kadar neden bilmiyorum ama bu film hiç olmamış. Böyle bir şey gerçekleşmemiş. Öyle ki bir dönem adeta böyle paranoya yaptığım bile oldu. Ya ulan böyle bir film çekilmedi de ben kendi kafamdan bir kadro oluşturup böyle bir film çekilmiş gibi mi davranıyorum? Acaba benim akli melekelerimde bir sıkıntı mı var? Acaba bende nörolojik bir sorun mu var diyeceğim bir film. Rain of Fire. 2002 yılında ülkemizde de Ateş Krallığı ismiyle gösterime girmiş olan son derece ilginç bir postapokaliptik deneme olduğunu düşündüğüm Rain of Fire'ı oda alacağız, neşterleyeceğiz. Neden tutmadığının bu haftaki bölümünü bu şekilde kutsayacağız arkadaşlar. Öncelikle Rain of Fire bugün bizim için özel kılan şeyden bahsedeyim. Yani bu zamana kadar ki post filmleri baktığımızda ya da istila filmlerine baktığımızda uzaylı istilaları olsun dinozor istilaları olsun ne bileyim zombi istilaları olsun diğer taraftan da işte su kıtlığı olsun doğal felaketler olsun şu olsun bu olsun 2002 yılına kadar kimsenin aklına ejderhaları gerçekten de bir postapokaliptik hikayenin merkezine konumlandırma fikri gelmemişti diye düşünüyorum. Özellikle uyarlamalardan, edebiyat uyarlamalarından çizgi roman uyarlamalarından gidilen bir dönemde Rain of Fire kim ne derse desin orijinal fikirle hem de böylesine uçuk bir orijinal fikirle sinema perdesini ziyaret etmesi açısından aslında çok da benzeri olmayan bir yerdeydi. Ki biliyorsunuz hani ejderha filmleri dediğimizde işte ne bileyim Dragon Heart gibi, Ejder Quest gibi ya da sonraki yıllarda işte Eragon gibi, Ejderha'nı nasıl eğitirsin gibi Ejderha'yı kafamızda konumladığımız yer genellikle bellidir ama hiçbir zaman kimsenin aklına ejderhaları post apokaliptik bir hikayenin tam kalbine tahripkar bir güç olarak konumlandırma fikri gelmemişti. Dolayısıyla orijinal bir fikirden bahsediyoruz. Hem de bu orijinal fikir son derece böyle basit bir bütçeyle de beyaz perdeye aktarılmadı. Yani 60 milyon dolar gibi bir bütçe çok da bence böyle bir hikaye için ve bu ölçekte bir film için yönetmen Robert Bowman'ın ellerine teslim edilmesi açısından büyük bir bütçe. Çünkü Bowman'ın o zamana kadarki işlerine baktığımızda hani 80'li yıllarda işte Baywatch gibi, MacGyver gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış. Çok fazla dizinin yönetmenliğini yapmış ama biz onu asıl olarak ilk X-Files dizisinin ve diziden uyarlanan 1998 tarihli filmin yönetmeni olarak tanıyoruz. Dolayısıyla Bowman'ın da beyaz perdede çok fazla hak tanınmış bir yönetmen olmadığı da ortada. Dolayısıyla burada girilen büyük bir risk var. Plus bu riski bir de Christian Bale ve Matthew McConaughey gibi o dönem daha yıldızı tam olarak parlamamış. Yani nasıl diyelim iyi oyuncular gelecek vaat ediyorlar ve çok olumlu sinyaller var ama bugünkü gibi tabii ki isimleri okunduğu zaman böyle yakalarımızı ilikleyeceğimiz duruma gelmiş vaziyette değiller. Diken üstünde bir yapım Var burada karşımızda ve nedense bu diken üstündeki yapım sadece ABD'de 43 milyon dolar gibi bir getiri getirdi ve dünya çapında ise 82 milyon dolar da takıldı kaldı. Yani şunu da söylemek lazım. Böyle bir serinin devamı getirilseydi nasıl olurdu? Bence çok da öngörü yoksun davranmamak lazım. Yani Reign of Fire optimum açıdan başarılı bir post apokaliptik dünya çerçevesi sunabilir ama bunu kesinlikle bu film bir post apokaliptik klasiği olacak ya da yarınlara kalacak bir iskelete sahip diyebilmemiz çok da mümkün değil. Dolayısıyla hani bu film çok büyük bir getiri elde etseydi, hamuduyla götürseydi, hamuduyla götürmekten bahsettiğimde yani 82 milyon dolar değildi 182 milyon dolar ya da 230 milyon dolar civarında bir gişe hasılatına kavuşmuş olsaydı da devamı gelir miydi? Büyük ihtimalle gelirdi ama bence rezalet bir devam filmi olurdu. Çünkü seyir sırasında zaten filmin nefesinin bu kadar olabileceğini anlıyorsunuz. He, film tabii ki değişik bir post apokaliptik film olmakla birlikte ya dost ejderhalar ya da işte böyle Hobbit'teki gibi açgözlü, Smaug tarzı ejderhaların pabucunu da atan burada zaten filmin sırtını yasladığı kısımda dinozorları T.T. asteroidinin değil de doğrudan doğruya ejderhaların öldürmüş olduğu gibisinden fantazi hipotezine dayanan bir durum var. Fakat buradaki soru da şu. Bu katliamı yapmış olan ejderhalar nerede saklandılar? Ya zaten burada da Roland Demerik'in Godzilla efekti karşımıza çıkıyor. Yani ejderhalar ne bileyim işte uyumuşlar mı uyumuşlar yerin altında saklanmışlar. Bir günde kafalarına esmiş diye yeryüzüne çıkma kararı almışlar. Dolayısıyla hani bu kadar masif bir yıkıcı gücün karşısında karşısında insanların tam bir mücadele verebilmesi söz konusu değilmiş gibi görünüyor ama yine de insanlar kümeler halinde ejderhalara karşı bir yöntemlik geliştirmeye çalışıyorlar. Filmin daha emekleme aşamasındayken projenin başına getirilmesi istenen ilkesi Arnold Schwarzenegger olmuş. Fakat Arnold Schwarzenegger'ın takvim uyuşmazlığı ve tabii ki filmdeki temel bütçe sorunları göz önüne alındığında Arnold Schwarzenegger projeye zaten hiçbir zaman dahil edilmemiş ki edilmiş olsaydı sanırım 2003 yılında valilik görevine gelmeden önce oynayacağı son film olacaktı. Biz de uzun süre Arnold Schwarzenegger'e Reign of Fire filmiyle anmış olacaktık. Ama bakınca optimum bir karakter seçilimi var diyebiliriz. Yani Chris Bale ve Matthew McConaughey bence başarılı birer seçim. Christian Bale tabii ki bu film için de fazlasıyla hani kilo vermesi gerektiğini düşünmüş. Yani ilk kilo verme takıntısının aklına çaktı o zamanlarda makinist yok tabii ki ortada. Aklına çaktığı film bu film olmuş. Hani postapokaliptik bir dünya ve pek çok muadiline göre gerçekten çetin bir postapokaliptik dünyaya sahip. Bu sebeple Christian Bale doğru besinlere ulaşmanın çok zor olduğu bir kıtlık dünyasında kilo vermesinin daha uygun olacağını düşünmüş. Fakat çekim zamanı gelip çattığında Matthew McConaughey böyle aygır gibi çıkınca karşısına Christian Bale de çok kısa süre içerisinde vücut geliştirme sürecine girmiş. Çünkü iki karakterin gerçekten de çok sert bir kapışması olacak. Dolayısıyla Christian Bale'in böyle makinistteki gibi bir deri bir kemik takılması çok adil bir dövüş olmayacağı fikrini oluşturduğundan dolayı da karakterleri eşitlemek adına hesapta anlatılan bu tabii ki ne kadar doğru bilmiyoruz ama o da vücut geliştirmiş. Dolayısıyla hayvan gibi iki tane mücadeleci bir İngiliz bir Amerikalı karakterler olmuş. Tabii Christian Bale'in bu arzusu çok uzun süre böyle havada kalmayacak. İki sene sonra Machinist filmiyle birlikte insanüstü bir performans sergileyeceği o bir deri bir kemik haline yani insan bunun niye hayalini kurar bilmiyorum ama kavuşmuş olacak ve gerçekten de Devler Ligi'ne geçtiği yapım olacak Makiniz. Dolayısıyla Reign of Fire hem Matthew McConaughey hem Christian Bale hem de serideki diğer insanlar için Nadas filmi olarak düşünülebilir. Tabii bu noktada yine bir triv yıl karalmak istiyorum. Game of Thrones'un Joffrey'si bizim çok bir sevdiğimiz hani kalpten sevdiğimiz Joffrey karakterini oynayan Jack Lisson uncredited bir şekilde filmde yer alıyor. Yani çocuğun tabii ki ejderha alerjisinin nereden geldiğini anlamak için çok da kain olmaya gerek yok. Fakat buradaki sorunsal şu filmde yer alan pek çok insan daha sonrasında bir şekilde yükselecek. En talihsiz isim ise yönetmen Robert Bowman olacak. Çünkü Robert Bowman bu filmden sonra ne yazık ki sinema tarihinin en berbat süper kahraman uyarlamalarından biri olan Elektra'nın yönetmen koltuğuna geçti ve sinema arenasındaki beyaz perde arenasındaki şansları da tükenmiş oldu. Yani tabii ki sonrasında televizyon için işler üretmeye devam etti ama herhalde şöyle bir de durum var. Yani televizyonun dinamiklerini çok iyi bilen yönetmenler her zaman beyaz perdede çok iyi karşılık alabilen işler yapamayabiliyorlar. Robert Baum'un buna en güzel örneklerden biri. Çünkü tonlarca televizyon için iş yapmış ve yaptığı işlerin büyük bir çoğunluğu da gerçekten takdir toplamış bir yönetmen. Fakat ne yazık ki hem Rain of Sapphire'ın gişede tam olarak aradığını bulamaması hem de ikinci bir şans olarak kendisine sunulan Elektra'nın ki yani Elektra için de açıkçası Bowman'ın yapabileceği çok fazla bir şey yoktu. Bu kadar ittirek aktıra bu kadar boktan bir süper kahraman uyarlamasını beyaz perdeye taşımak için uğraşması hani Bowman'ı burada bir ne, nasıl diyelim kurban haline getirdi. Bunun kurbanı oldu. Yoksa çok da fazla Bowman'lık bir batış söz konusu değil orada. Yani bütün bu kaybın faturasını Bowman'a kesmek tamamıyla ayıptır. Söylemesi kahpelik olur. Bu arada ön izlemelerde filmin 2084 yılında geçtiği söylense de aslında film 2020 yılında daha doğrusu 2008 ve 2020 yılı arasında bir proseste geçiyor. Çok garip yani burada herhalde ejderha takvimine göre mi acaba yapımcılar kafaya göre bir tarih kazıdılar araya bilmiyorum ama öyle bir saçmalık öyle bir nasıl diyeyim çelişki var durumda. Bu arada çekimler sırasında da İrlanda'da büyük şap hastalığının etkileri sürüyor. Yani zaten 40 yıla yayılmış bir süreçten bahsediyoruz. Şap hastalığının etkileri de sürüyor. Dolayısıyla İrlanda halkının da bir yerden bir yere gitme bazı izinlere tabi. Bu çekim ekibinin de birazcık başını ağrıtmış. Ama ağırlıklı olarak yine İrlanda kırsallarında tabii ki kendi pisliklerini toplayacak şekilde ve kendi önlemlerini alacak şekilde takılırlarsa çekim yapabileceklerine dair bir izin almışlar. Çok böyle görkemli bazı dış mekanlar var ama bu görkemli dış mekanlar yine yapımcıların cebinden sürekli para çıkmasını sağlamamış. Yani pek çok durumu da doğal ortamında kotarmayı başarmışlar. Filmin Londra sahneleri ise Dublin'deki Pigeon House elektrik santralinin çevresinde gerçekleşmiş gerçekleştirilmiş. Yani temel olarak zaten doğal pilotolarda doğala yakın görsellerle gerçekleştirilmiş. Bakınca filmin tutmamış olması birazcık sürpriz. Yani tutmuş olması da sürpriz olurdu bu arada. Çok acayip bir orada şey var, ikilem var. Bu malzeme ile sağlanabilecek en organik, en nasıl diyelim basit, en hazmı kolay postapokaliptik filmlerden biriydi. Yani hali hazırda bence postapokaliptik alt türü içerisinde bu filmin özelliğini, bu filmin farklılığını, bu filmin kendini has Aslını yakalayabilecek bir film yok. Ama bu orijinallik filmi sinemasal anlamda, niteliksel anlamda çok bambaşka bir noktaya taşıyor mu tartışmalı. Ama içerik açısından evet nevi şahsına münasır bir içeriği olduğunu söylemek mümkündür. Şimdi tabii ki bir post apokaliptik filmler derlemesi yapmış biri olarak <laughs> küçük bir reklamımı da burada geçirmek istiyorum. Reign of Fire'a tabii ki daha fazla yer verdim ama Reign of Fire türevi filmlere de fazlasıyla yer verdiğim ve bütün bunların akademik eşelemesini yaptığım, bunu söylemekten de imtina etmeyeceğim Kusura bakmayın. Gezegendeki en geniş kapsamlı post apokaliptik kıyamet sonrası filmler derlemesi olan kıyametin sineması post apokaliptik filmler kitabımda da bütün bu içeriğin fazlasını bulabilmeniz mümkündür arkadaşlar. Evet küçük bir reklamımızı yaptıktan sonra da her zamanki gibi keyifli bir şekilde programı sonlandırmanın uygun olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bugün dediğim gibi bütün otoritelerin bütün YouTube alemi bir taraftan sinema araştırmacıları diğer taraftan derlemeciler öbür taraftan böyle bir film hiç yapılmamış gibi davranıyorlar. Bence bu çok ayıp. Çünkü dediğim gibi çok muazzam bir özelliği olmayabilir. Yani ne bileyim oh, böyle bir ejderhalı post apokaliptik film vardı izlerken yağlarımız eridi diyeceğimiz bir şey değil belki ama gerçekten de pek çok açıdan nevi şahsına münasır olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki Matthew McConaughey ve Christian Bell gibi iki yıldız ismin de karşı karşıya gelebileceği hani son dönemeçlerden biriydi kendisi. Bu sebeple takdir edilmesi gereken yapımlardan biri olduğuna inandığım Rain of fire bugünkü neden tutmadı bölümümüze taşımış olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve tabii ki hoşçakalın kalın arkadaşlar.